Varol Çadır'ın standında diyemeyeceğim. Varol Çadır'ın kendisindeyiz sayın seyirciler ve yanımızda firmanın satış pazarlama müdürü Ramazan Bey ile birlikteyiz. Şimdi Ramazan Bey aslında yerinde de ben gelemeyen seyircilerimiz için söyleyeyim. Fuarın en güzel yeri girer girmez ilk önce siz karşılıyorsunuz herkesi bir çadır demosuyla. Neler yapıyoruz biraz bölgeyi değerlendirelim öncelikle. Öncelikle siz de hoş geldiniz Serhat Bey. Şöyle söyleyeyim, standımız hani herkese açık, dış ortamda ne gerektiriyorsa onu yaşayalım istedik. Standımızı hali hazır değil, çadırımızdan yapmaya karar verdik bu anlamda da. Şunu izah edelim ki dış ortamda ne gerekiyorsa, ne yaşıyorsa müşterilerimiz veya gelecek ziyaretçilerimiz bizatihi kendileri görsün istedik. Bize belli başlı iklimle ilgili sorular oldu. Bölge şartları biliyorsunuz iklimler çok ağır burada. Kar, rüzgar, bu gibi şartlarda çadırlarımız dayanır mı dayanmaz mı? Bir nevi bunları test etti diyebiliriz. Gördükleri kadarıyla da işlerine sindi. Birçoğu olumlu olarak döndü. Olumsuz olan herhangi bir durum yok çoğunluğunda. Sadece bize bazı öneriler ve sorular oldu. Yenilikçi bir firma olduğumuz için onların önerilerini de dikkate aldık. O anlamda imalatlarımızı devam ettirmeye çalışacağız. Aslında üretiminizi de biraz düşündüğümüz zaman hızlı çözümler de sağlayabiliyorsunuz bu anlamda çiftçiler için. Şöyle söyleyeyim, imalat tamamen kendimize ait ve hani gelişim odaklı olduğu için imalatla ilgili bir öneri geldiğinde ivedi bir şekilde proje ekibindeki arkadaşlarımız değerlendirmesini yapıyor. Değerlendirmeye istinaden imalatı anında uygulanabilir mi? Uygulanabilirliği test edildikten sonra hemen ivedi bir şekilde yapılıyor. Zaten firmamızı birçok firmadan ayıran en büyük özelliklerden birisi yapılan çadırlarda müşterilerimizin bazen küçük özel istekleri olabiliyor. Ek bacalar, kapılar, pencereler. Bunları biz imalat aşamasından önce bilgi aldığımız anda imalatıyla yapıp onlara özel imalatlarla teslim ediyoruz. Peki şimdi biraz bölgedeki çalışmayı da değerlendirelim istiyorum. Modellere değineceğiz ama sonuçta Ankara'dan Kayseri'ye geliyorsunuz. Yakın bile olsa 3,5-4 saatlik bir mesafe diyelim. Nasıl çözümler sağlanıyor? Bir ekipman kurma konusunda ne kadar hızlı çözüm sağlayabiliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Hali hazırda 70 metrekarelik dört kenar serisi dediğimiz bir çadır modelimiz. Makaslı sistem. Biz öncelikle şunu izah edeyim. Hani Varol Çadır firması olarak çadırlarımızı biz kenar sayılarına göre adlandırırız. Hani dört kenar, altı kenar diye adlandırırız örnek görüyorum. Burada şunu izah edeyim. Biz 70 metrekarelik bir çadır kurulumu yaptık. 70 metrekarelik çadırımızı burada makas sistem montajı 2 saat sürdü. 2 saat gibi bir sürede 70 metrekarelik tesisimiz hazır. Yani Ankara'dan buraya gelmemiz aslında bizi tek yoran şey bazen yollar. Yoksa biz gittiğimiz yerde insanların sıcak atmosferinde, sıcak ortamlarında çalışmak bizi hiçbir zaman yormuyor. Modelleri de deneyelim. Sonuçta birçok alanda çalışmalarınız var. Şöyle söyleyeyim. Çadır şekilleri coğrafi konumlar, bölge şartlarına göre şekillenir. Örnek vereyim Kayseri. İyi kar alan ve rüzgar alan bir bölge. Kayseri bölgesi için dört kenar serisi modelimizi getirdik. Dört kenar serisi modelimizin çatı yüksekliği ve eğimi yüksek derecede açıyla eğimli olduğu için kar tutmuyor. Rüzgar da tutmuyor. Böyle bir durumda kar tutmadığı gibi çökme ihtimali de ortadan kalkıyor. Buna dört kenar serisi dedik. Üst tarafında dört tane kenardan oluşup üst tarafında bir üçgen açısı oluşturduğu için. Rüzgar alan bölgelerde de tonoz yapı sistemler gerekir. Tonoz yapı sistemlerde de kenar yapılar kör nokta oluşturmaması gerekir. Biz buna da yanı dik serisi dedik. Yanı dik serisi dediğimiz şey de ne olmuş oldu? Çadırlarımızın yanı düz, üstü tonoz. Hem rüzgara hem kar yüküne karşı bir korunak sağlamış oluyor. Ve bunların ana iki şekil aslında türevleri üretiliyor. Hem tonoz hem düz. Bunlara da altı kenar serisi diyebiliyoruz. Son olarak da burada biraz kalite, dayanıklılık daha doğrusu ve ekonomiye değinmek istiyorum. Bu tip projeye ihtiyaçları olan kullanıcılar böyle bir sistem aldığında ilk korkulan şey uzun vadede ne kadar süre ben bunu kullanabileceğim ve yaptığım iş ekonomik olarak bana ne kadar avantaj sağlayacak? Serhat Bey şunu izah edeyim ki betonarme yapılara minimum %40-%30 bir avantaj sağlıyor. Bu avantajların yanında aynı zamanda bu çadırlar iskelet anlamında 30-40 yıl kadar kullanım ömrü sunmaktadır. Branda aksamının ortalama ömürleri 8-10 yıldır. 8-10 yıllık bir aşamadan sonra yapılan çadırlarımızın sadece brandası yenilenir. Branda yenileme işlemleri de yaklaşık olarak şöyle izah edeyim. Şu anki mevcut yapılarının %15-%20 gibi bütçesini oluşturur ki bu da 10 bin liralık bir çadırda 2 bin liraya yenileme çadır sahibi olmak gibi bir şey. Şu anda da özel gelen çiftçiler için mavi halınız da seriliyor canlı yayında, onu da söylemiş olalım. Peki çok teşekkür ederiz.